Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam edelim. En son divan sürecinden bahsettik. Şimdi ise meliklik ya da namı diğer atabeylik sisteminden bahsedelim. Nedir hocam bu meliklik ya da atabeylik sistemi? Aslında arkadaşlar günümüzde sağlık personellerinin öğrencilik yıllarında yaptığı staj uygulaması gibidir. Nasıl günümüzde sağlık personeli ve hatta öğretmenler de biliyorsunuz son sınıfta ne yapıyorlar? Sınıf yönetimi ve öğrendiği teorideki bilgiyi pratiğe dökmek için hastanelere, okullara gidip pratiğe döküyoruz, değil mi? Şimdi melikler de hükümdan erkek çocuklarıdır. Ve hükümdan erkek çocukları belli bir devlet yönetim tecrübesi kazansınlar diye eyaletlere vali olarak gönderilmesi sistemine meliklik sistemi veya atabeylik sistemi denir arkadaşlar. Çünkü niye? Yanlarında bu meliklerin bir de ne var? Atabey adı verilen devlet yönetim tecrübesine sahip bir de hocalar bulunuyor. Yalnız arkadaşlar bu da şu istisnai bilgiye dikkat etmenizi istiyorum. Meliklerin para bastırması ve kendi adına hutbe okutması yasaktır. Çünkü para bastırmak ve hutbe okutmak ne alameti? Hükümdarlık alametidir. Fakat bunun bir istisnası var. Büyük Selçuklu bunun istisnasıdır arkadaşlar. Çünkü Büyük Selçuklu meliklere para bastırma ve hutbe okutma hakkı vermiştir. Zaten bu süreçten dolayı da bu durumdan dolayı devletin de kısa sürede yıkılması elzem hale gelmiştir. Şimdi gelelim arkadaşlar devlet yönetimine. Devlet yönetimindeki süreç sistem ikiye ayrılır. Bir merkez yönetim, iki taşra yönetim arkadaşlar. Merkez yönetim diye tabir ettiğimiz devletlerin başkentleridir. Taşra yönetim diye tabir ettiğimiz bölümler ise arkadaşlar merkezin dışında kalan her yer biraz taşra yönetimine ait bir sisteme tabidir. Taşra yönetim arkadaşlar kendi içerisinde eyalet, sancak, kaza ve köy olmak üzere dörde ayrılır. Dikkat ederseniz büyükten küçüğe doğru bir sıralama var. Hani günümüzde nasıl il, ilçe, kasaba, köy diye birimlerimizi sıralıyorsak o dönemde ise eyalet, sancak, kaza ve köy diyoruz. En büyük yönetim birimi eyalettir arkadaşlar. Dikkat ediniz. Eyalet yöneticilerine şıhne, maliye sorumlusuna amil, denetimine ise muhtesip yapar. Dikkat ederseniz muhtesibi daha önce iki defa sınavda sordular, yine sorabilirler. Muhtesip dediğimiz kişi günümüz zabıtası diyebiliriz arkadaşlar. Zabıta diyebiliriz kendisi için. Günümüzdeki aynı benzer görevleri devam ettiriyor. Sancak yöneticisine amit, kaza yöneticisine reis ve köyde her işe günümüzde muhtar koşturur. O dönemde ise iktidar sahibi koşturuyor. Dikkat etmekte fayda var. Yine arkadaşlar Büyük Selçuk Devleti'nde eyalet yönetiminde iki temel esas var. Matbu devlet ve tabi devlet. Matbu devlet doğrudan doğruya hükümdara bağlı olarak faaliyet yürüten bölgeler için kullanılan tabir iken tabi devlet ise İç işlerinde serbest, dış işlerinde ise merkeze bağlı olan Suriye, Kirman, Selçukları gibi bölgeler tabi devlettir. İç işlerinde serbest, dış işlerinde merkeze bağlı olan birimler için kullanılan tabirdir diyoruz arkadaşlar. Peki taşra yönetimini neler bileceğiz arkadaşlar? Şıhne eyalet yöneticisidir ki dikkat edin en büyük eyalet yöneticisi yani hani taşra teşkilatının en üst düzey görevlisi kimdir tarzı bir soru gelebilir. Cevabımız Şahne ya da Şıhne olacak. Amite dikkat edin arkadaşlar. Amil vergi memurudur. Muhtesip çarşı pazar denetleyicisidir. Melik hükümdarın erkek çocuğudur. Atabey hükümdar çocuklarının hocasıdır. Dikkat etmekte fayda var. Bir de kadıya dikkat edelim. Çünkü kadı da zaten adaletten sorumludur diyeceğiz. Şimdi geldik arkadaşlar hukuk. Peki hocam hukukta neler önemli? Arkadaşlar biliyorsunuz İslam'dan önce Türklerde yazısız hukuk kuralları olan töreyle yönetiliyorlardı. Ve bu töre Türklerin örf, adet, gelenek, göreneklerine göre oluşturulmuş bir sistemdi. Ama artık Türkler İslamiyet'e geçişiyle birlikte bu sistem kendi içerisinde ikiye ayrılıyor. Şer'i hukuk ve örfi hukuk olmak üzere. Şer'i hukuk arkadaşlar tamamen İslam inancının emir ve yasaklarına göre oluşturulmuş kurallardır. Tekrar ediyorum. Şer'i hukuk İslam inancının emir ve yasaklarına göre oluşturulmuş hukuk kurallarıdır. Şer'i hukukun başında kadı, kadıların başında ise Kadıyül Kudat adı verilen kişiler bulunur. Peki arkadaşlar bu şer'i hukukun kaynağı nelerdir? Kur'an, sünnet, icma, kıyas, içtihat diye devam eder. Hani burada arkadaşlar bu kaynakların tam olarak ne olduğunu bilmemize çok da gerek yok. Sadece şunu bilsek kafi. Şer'i hukuk İslam inancının emir ve yasaklarıdır diyeceğiz. Arkadaşlar kadılar aldıkları kararlar ve verdikleri hükümler kesindir, değişmez. Dikkat ediniz. Doğrudan kadılar hükümdar tarafından tayin edilir. Fakat şöyle bir algı olmasın. Hani kararlar kesindir deyince sanki bu kararlar yanlış da olsa bozulmaz gibi bir algı oluşmasın. Eğer kadılar da
Sonuçta yanlış karar vermişse zulmetmiş olur. O yüzden de zalim olmuş olur ve zulme uğrayan kişinin de başvuracağı yer divanı mezalimdir unutma. Yani demek ki kadı kararları da üst merciye, itiraz merciğine başvurulabiliyor. Peki arkadaşlar şer'i hukuk daha çok hangi unsurları düzenler? Arkadaşlar şer'i hukuk aile, miras, ölüm, ticaret, hayır işleri, vakıf gibi unsurları düzenler. Aslında arkadaşlar şöyle özetleyebiliriz. Şer'i hukuk insanın insanla olan ilişkilerini düzenler. Dikkat et, aile, evlenme, boşanma, ölüm, ticaret hep iki kişi arasında olan şeyler değil mi arkadaşlar? O yüzden şer'i hukuk insanın insanla olan kurallarını, faaliyetlerini düzenleyen hukuk kurallarıdır diyoruz unutma. Şimdi gelelim arkadaşlar örfi hukuka. Örfi hukukta örf, adet, gelenek, göreneklerimize göre eski Türk geleneklerine göre oluşturulmuş kurallardır arkadaşlar. Bu hukukun başında ise emiri dat veya dat bek adı verilen kişiler bulunur. Burada şunu hiçbir zaman unutmayınız arkadaşlar. Şer'i hukuk büyüktür örfiden. Çünkü hiçbir zaman şer'i hukuk yasak dediği bir şey örfi hukuk yasak değildir diyemez. Ya da günümüzde vatandaşlık derslerimizden bildiğimiz normlar hiyerarşisinden örnek vereyim. Yani burada şer'i hukuk anayasa ise örfi hukuk da bir kanundur ve kanun hiçbir zaman anayasaya ters düşemez unutma. Peki dedik ki şer'i hukuk insan insan olan ilişkilerini düzenliyor. Örfi hukuk neyi düzenliyor arkadaşlar? Askeri, yönetim, mali gibi alanlardaki konuları düzenler. Yani arkadaşlar örfi hukuk insanın devlet doğan ilişkilerini düzenler. Dikkat ederseniz sizi kim askıya alıyor? Devlet. Sizi kim yönetiyor? Devlet. Sizden kim vergi alıyor? Devlet. O yüzden örfi hukuk insanın devlet doğan ilişkilerini düzenlediğinde bilmemiz gerekiyor. Burada arkadaşlar yaşanan askeri bir dava varsa da otomatikman askeri davalarda kadı asker veya kaz asker adı verilen kişiler görev alıyor. Bir de arkadaşlar Türk töresi Moğol İmparatoru Cengiz Han tarafından Yasaname-i Büzük denilen Cengiz yasalarıyla ne yapılmıştır? Tekrar yayınlanmış ve artık biraz daha genişleterek faaliyetini devam ettirmiştir. Arkadaşlar merhabalar. Türk İslam Tarihi Kültür Medeniyet'ten kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ordu başına kadar zaten anlatmıştık. Türk İslam tarihinde ordu süreci nasıl gelişme gösteriyor? Aslında İslam öncesi Türklerde eli silah tutan herkes askerdir arkadaşlar. Türklerin İslamiyet'e geçişiyle birlikte bu anlayış kısmi anlamda devam etse de bazı tabi değişiklikler de oluyor. Özellikle de devşirme kökenli kişilerin askeri gruplar oluşturması da yeni etkenlerden bir tanesidir. İslam öncesi Türklerde devletin ordu komutanı kimdi? Başkomutan tabirini kim kullanıyordu arkadaşlar? Kaan kullanıyordu. Türk İslam tarihinde ise burada herhangi bir değişiklik olmuyor. Yine hükümdar yani devletin başındaki kişi ordunun başkomutan unvanını kullanıyor. Arkadaşlar günümüzde Cumhurbaşkanlığı makamının bu unvanı kullanması da boş yere değildir. Bu aslında Türklerin 2500 yıllık bir geleneğidir. İslam dönemi Türklerde hükümdarı koruyan Böri adı verilen özel bir birlik vardı arkadaşlar. İşte Türk İslam tarihinde artık bu görev kim üstleniyor? Hassa adını verilen bir ordu birliğimiz üstleniyor. Yine İslamiyet öncesinde bahsettiğimiz Türklerin kullandığı çeşitli savaş taktikleri vardı. Nelerdi arkadaş bunlar? Turan, Vurkaç, Hilal, Sahte Ricat gibi savaş taktikleri kullanıyorduk. Bu savaş taktikleri aynen devam ediyor arkadaşlar. Ve bir de arkadaşlar şu üçüncü maddeye çok dikkat edin. İslamiyet öncesinde biliyorsunuz Mete Han'ın kurmuş olduğu o günden günümüze hala uygulanan bir sistem var. Onluk sistem. Arkadaşlar bu sistem Türk İslam tarihinde Karahanlar ve Selçuklar döneminde de kullanıldığını görüyoruz. Bu iki devlette de onluk sisteminin kurulması neyin göstergesidir derse milliyetçi bir özelliktir arkadaşlar. Yani eski Türk geleneklerinin varlığının devam ettirildiğinin bir göstergesidir unutma. Yine arkadaşlar bu dönemde önemli süreçlerden bir tanesi arkadaşlar neftçiler. Neftçiler kimdir, ne iş yapar? Arkadaşlar neftçiler kale savunmasında görev alan ve düşmanın üzerine kızgın yağ döken askeri sınıftır unutmayınız. Yine zaten Türk İslam tarihinin Karahanlar bölümünü anlatırken ne demiştik? Orduları tamamen Türklerden oluşur demiştik. Ordularında Gulam Saray Muhafız Orduları ve Türkmen gruplar gibi çeşitli ordu birlikleri vardır ve ordunun baş komutanı subaşıdır unutmayınız. Özellikle arkadaşlar Gaznelilerin diğer devletlerden farklı olarak
Gazneliler, bir de buraya şunu da yazabiliriz. Gazneliler ve Timur İmparatorluğu ordusunda filleri kullanmışlardır. Diğer Türk devletlerinden farklı bir özelliktir. Dikkat etmek gerekiyor. Bir de arkadaşlar biliyorsunuz Orta Asya'da İslamiyet öncesinde Türkler yaşadığı coğrafyadan dolayı denize kıyısı olmadığı için deniz kuvvetleri çok ihtiyaç olmadığı için kullanmıyordu. Ama burada şuna çok dikkat edeceğiz artık. Mısır'da kurulan Tonluları ve Kışitler artık denize sınırları olmasından dolayı donanmayı kullanmışlardır. Unutma. Şimdi gelelim ordu ve çeşitlerine. Arkadaşlar birinci ordumuz Gulam-ı Saray. Gulam köle demek arkadaşlar. Sarayın kölesi. Şimdi sarayın kölesi olarak bu ifade edilen bu ordu doğrudan hükümdara bağlı özel muhafız birlikleridir. Farklı milletlerden devşirme sistemine göre seçilirler. Unutmayınız. Ve bu adamların tek mesleği askerliktir. Bundan dolayı da devlet bu askerlerin ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 3 ayda bir Bistigani adı verilen maaş verir. Arkadaşlar bu ordunun Osmanlı'daki karşılığı nedir diye sorarlarsa Yeniçeriler ya da Kapıkulu askerleridir diyeceğiz. Hatta biliyorsunuz yine Yeniçeriler de tıpkı Gulam Saray ordusu gibi 3 ayda bir ne alıyorlardı? Ulufe adı verilen maaş alacaklar. Zaten o konuda tekrar bahsedeceğiz. İkinci ordumuz Hassa ordusu arkadaşlar. Yine hükümdara bağlı özel birliklerdir. Yalnız burada şuna çok dikkat edeceğiz. Gulam Saray farklı milletlerden oluşan devşirme grupları iken Hassa ordusu Türklerden oluşan askeri gruplardır. Ve ikinci fark arkadaşlar devşirme sisteminden oluşan Gulam Saray ordusu 3 ayda bir Bistigani adı verilen maaş alırken Hassa ordusu yaptıkları hizmet karşılığı ikta toprak gelirleri alırlar. Unutmayınız. Üçüncü askeri grubumuz sipahiler. İkta gelirleri sonucunda ikta sahibi tarafından yetiştirilen atlı askeri birliklerdir arkadaşlar. Bunun tımarlı sipahi diyeceğiz. Osmanlı'da bunun karşılığını arkadaşlar dikkat etmek gerekiyor. Toprak sistemini anlatırken buraya biraz daha değineceğim. Daha da iyi anlaşılacaktır inşallah. Bir diğeri eyalet askerleri. Arkadaşlar eyaletlerde biliyorsunuz o dönemdeki devletler sınırlar çok geniş bir alanda hakimiyet sağladıkları için eyaletlere bölüyorlar devlet yönetimini ve bu eyaletlere bağlı olan gruplardan gelen askeri birliklere ise eyalet askerleri deniyor. Bilmemiz gerekir. Bir de arkadaşlar Türkmenler var. Bunlar da sürekli asker değillerdir aslında. Tamamen hükümdarın isteği doğrultusunda oluşturulan askeri birliklerdir. Özellikle Türkmenlerin savaşa katılmasındaki iki temel sebep var arkadaşlar. Bir, gaza cihat anlayışı. İkincisi ise ganimet anlayıştır. Çünkü ikisi de savaşın katılımını artıran iki temel etkendir arkadaşlar. Türkmenler de o yüzden hükümdarın isteği doğrultusunda yeri geldiğinde asker olarak savaşa katılırlar. Bir diğeri ise yardımcı kuvvetler. Selçuklara bağlı devlet ve beyliklerin gerekli olduğunda gönderdikleri askeri gruplar içerisinde yer alır. Bunlara da yardımcı kuvvetler diyoruz. Arkadaşlar unutmayınız bu devşirme sistemini ilk kez uygulayan kimdir? Karahanlılar, Gazneliler, Selçuklular, Anadolu Selçuklu, Eyyubiler, Memlükler, Osmanlı'ya kadar bu anlayış ne yapmıştır? Devam etmiştir diyoruz. Ki daha önceki videomuzda da bundan bahsetmiştik. Şimdi gelelim dil, edebiyat ve bilim faaliyetlerine arkadaşlar. Karahanlılar ve Memlükler resmi dilleri Türkçedir. Bakın Memlüklerin özellikle de Arap harflerini kullanması resmi dil Türkçe olmadan anlamına gelmez. Dikkat etmekte fayda var. Yine Türk İslam tarihinin ilk yazılı edebi eserleri Karahanlar döneminde verilmiştir. Hatırlayınız 4 taneydi söylemiştik. Yine isimlerini zikredelim. Kutat Kubilik, Divan Lügat-ı Türk, Atabetül Hakaik ve Divan Hikmet ilk Türk İslam edebi yazılı eserleridir arkadaşlar. Bu eserler Karahanlar döneminde verilmiştir. İlk Türk İslam devletlerinde pozitif bilim dersleri Selçuklu medreselerindedir. Hangi medrese diye de sorabilirler arkadaşlar. Pozitif bilim dersleri Bağdat'ta açılan Nizamiye medreselerinde verilmeye başlanmıştır. Unutma. İlk Türk İslam medreselerine birazdan daha detaylı değineceğiz arkadaşlar. Burada medreselerin önemli özellikleri var arkadaşlar. Medreseler niçin açılıyor? Medresenin açılmasındaki temel amaç ne arkadaşlar? Bir, klasik bir amaç bilim insanı yetiştirmek. Yani bilim adamı yetiştirmek. İki, zararlı faaliyetlere karşı mücadele etmek ki arkadaşlar daha önce iki defa sordular. Kime karşı? Batiniler, Hasan Sabbah'ın
kurduğu, haşhaşi diye tabir ettiğimiz İslam inancını bozucu ve yıkıcı faaliyet yürüten bu batinlere karşı kuruluyor. Ve bir de arkadaşlar yine klasik bir amaçtır. Devlet memuru yetiştirmek amacıyla açılır. Medresenin hocasına yani öğretmenine müderris, öğrencisi ise danışment ve bu danışmentler medreseden mezun olurken verilen belgeye ise yani günümüzde aldığımız diplomaya ise icazetname diyoruz. Unutmayınız. Arkadaşlar medreseler kim tarafından hangi medrese açılmış önemli özelliği nedir? Sınavlarda soru olarak karşımıza hep çıkacaktır arkadaşlar. İlk Türk İslam Medresesi Semerkant Medresesidir. Dikkat ediniz. Daha sonra arkadaşlar Nişabur Medresesi Büyük Selçuklu'nun ilk medresesidir. Büyük Selçuklu'nun en önemli medresesi Nizamiye Medresesidir. Niye önemli arkadaşlar? Yukarıda da belirttik. Pozitif bilim derslerinin verilmesi bakımından önemlidir. İlk defa burada veriliyor. Üniversite düzeyinde eğitim verdiği biliniyor. Anadolu'nun ilk medresesi Tokat Niksar'da bulunan Yağbasan Medresesidir ve Anadolu Selçuklu'ya ait ilk medrese ise Koca Hasan Medresesidir. Unutmayınız. Şöyle baktığımızda arkadaşlar devlet ve bu devletlerin dilleri bizim için önemli olan nedir? Türkçeyi resmi ilan edenler önemlidir arkadaşlar. Türkçeyi resmi ilan edenler önemlidir. Burada şöyle bir soru gelebilir. Aşağıdaki Türk devletlerin hangileri döneminde Türkçenin gelişimi yavaşlamıştır derse Türkçeyi resmi dil ilan etmemiş devletlerin işte Gaznelilerdir, Selçuklardır, Tolunollardır, Eyyubilerdir gibi devletlerde Türkçenin gelişimi yavaşlar arkadaşlar. Çünkü bu devletler döneminde genellikle diller işte saray dili, Türkçe, bilim dili, Farsça, edebiyat dili, Arapça gibi farklı farklı unsurlar kullanılmıştır. Bu yüzden de Türkçenin gelişimi yavaşlamıştır. Bu tarz soruda neye dikkat edeceğim? Hangisi Türkçe resmi dil yaptı ya da yapmadı? Buna çok dikkat etmem gerekiyor. Bunlar eğer resmi dillerini Türkçe yapmışlarsa Türkçenin gelişimi hızlanırken resmi dilleri Türkçe değilse gelişim yavaşlayacaktır. Unutma.